Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. FA22 Giresunspor kariyeri 10. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, 31 Aralık 2021'deyiz artık. Transfer gününe geçiyoruz. 1 Ocağı şu antrenmanı hemen tamamlayalım. Keskinliklerimiz atsın oyuncularımızın. Evet, oyuncularla ilgili sohbet var 3 oyuncudan. Evet, artık transfer dönemine giriş yaptık. Birkaç kişiyle artık, hatta birkaç kişi de çoğu kişiyle mecburen ayrılacağız. Çünkü transfer bütçemiz hiç yok. Ve iyi bir oyuncu transfer yapmamız lazım. Altyapıda artık şu ana kadar büyük ihtimalle Volkan Çakmak'la yollarımızı ayırabiliriz. Ama gelişimi iyi ilerliyor. Eğer gelişimi de yavaş yavaş ilerlerse Volkan Çakmak'la artık sezon sonu ayrılırız. Hatta hiç A takımı yükseltmeden ayrılabiliriz. Kerem Binici 50'den 52'ye çıkmış. Volkan Öztürk'e bakmak istiyorum. 52'den 53. Taner Yalman 50'den 52'ye yükselmiş ve potansiyeli en iyi oyunculardan biri. Aynen öyle. Ömer Kara 15 yaşında 54'ten 55'e yükselmiş. Evet. Şu 16 yaşına gelsin bu çocuk. Hemen A takımı yükseltmek istiyorum. Bazı oyuncularla A takımı yükselteceğim. Eğer transfer falan yapamazsak fazla. Şöyle bir ofisimize bir bakalım. Baktık bu. Tolga Anacar kulüpten ayrıldı. Tamamdır. Oyuncular ne demiş bakalım. Hüsamettin. Beni transfer listesine koymanızın mutlaka geçerli sebepleri vardır hocam. Ama ben bu takımı seviyordum. Ayrılmak üzecek. Forma sözü veremem. Düzenli oynamanı garanti edemem. Bu nedenle takımdan gitmemin senin açından daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Eğer Hüsamettin giderse iki tane sol bek oyuncu almayı düşünüyorum. Alperen Aydın, genç yetenek. Beni satmaya karar verdiğiniz için teşekkürler. Bu takımda kalmaya da çok hevesli değildim. Zaten transfer herkes için en iyisi olacak. Aynı fikirde olmamız güzel. Hüseyin Bağ, aynı fikirde olmamız güzel. Evet. Şöyle birkaç sol beke bakıyorduk biz, değil mi? Aynen. Onları bir bakalım. Transfer merkezini daha listelememişiz bile. Şöyle küresel transfer ağı. Arjantin'den bulmuştuk sanırım birkaç kişi, değil mi? Evet. Julian Oyde var. Şunu bir izle abi. Büyük potansiyeli var diyor. Fernando. Burada değil abi. Neredeydi o ya? İspanya'da mıydı? Bir tane. Emmanuel Escurdia. Evet. Şunu bir almak istiyorum ama şu an hiç paramız yok. Birkaç kişiyi satmamız lazım. Şunu da abi transfer merkezine listele. Bunlar. Şunu izle abi. Herrera'yı da izle abi. Şunları bir izle. İki tane sol bek arayışındayız. Rıdvan Yılmaz'ı denedim. Olmadı. Kiralamak vermek istemiyorlar Beşiktaş yönetimi. Ensakalı'yı denedim. O da olmadı. Maalesef kiralık denemek istedim ama olmadı. Sankare ile büyük ihtimal yollarımızı ayırırız. Umut Nayır ile Mala, Akdağ, Yılmaz. Çok kişiyle ayrılacak yollarımız. Şöyle biraz ilerleyelim. Evet, Mamadiouf bize 2 gol atmıştı maalesef. Antrenman günü geldi. İlerle. Galatasaray'la maçımız var. Büyük ihtimalle bu bölüm biraz uzun sürebilir. Belki 40 dakikalık, 45 dakika olabilir. Galatasaray'la oynayacağız. Beşiktaş'la oynayacağız. Sonra Kasımpaşa'yla oynayacağız. Eğer zamanım yeterse, çok da fazla sürmezse Trabzonspor maçını da oynayabilirim. Bakacağız. Galatasaray maçı da yaklaştı zaten. Şu an yapacağımız hiçbir şey yok. Biz oyuncuları zaten transfer listesine eklemiştik. Pölüpes'i, Onurcan Piri bir kalsın abi. Hüsamettin zaten transfer listesinde. Alexis Perez kalsın abi. Mamadou Diarra kalsın. Piçinçol kalsın. Yılmaz. Evet, Fatih Yılmaz. Zeki Yavru. Hüseyin Birazer. Zeki'yi şu anda bırakmayacağım abi. Zeki ile sözleşme yenileyebilirim. Eğer ideal bir teklif gelmezse tabi. Yani antrenman günü geldi. Hemen antrenman gününü geçelim abi. Bu keskinlikler çok önemli. İbrahim Ebel de şu aralar çok formsuz ya. Şu ana kadar da hiçbir oyuncumuza teklif gelmedi. Anlaşma yaparız. Bedavaya satmak istemiyorum. 1 milyon 150 bin euroyu versinler. Hüseyin Bağ'ı alsınlar abi. Evet. Galatasaray maçı yaklaştı artık. Galatasaray maçında hemen ilerleyelim. Ardından kupa maçı var. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turda biliyorsunuz Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştık. Şöyle bir puan durumuna bakalım. Galatasaray şu ana kadar lider götürüyor. 19 maçta. İkinci sırada Trabzonspor var. Obo, Kasımpaşa kaçıncı sırada? Kasımpaşa sonuncu sırada. 20. sırada. Vay arkadaş. Evet. Beşiktaş kaçıncı? Beşiktaş bizim altımızda duruyor. Beşiktaş 15. sırada. Beşiktaş'ın durumu
Hiç iyi gitmiyor. Şöyle bir gelişimlere bakalım. Hemen Galatasaray maçına geçmeden önce. Alexis Perez şu ana kadar gelişiyor ama biraz daha hızlı gelişmesini istiyorum abi ben bu adamın. Tamam. Hani Libero gibi oynasın abi. Libero gibi gelişsin. Mamadou Diarra. Bu da gelişebilir. Gelişim planı. 65'ten 67'ye yükselmiş Diarra. İyi. Sen de stoper olarak geliş abi. Evet. Ben birkaç kişiyi A takımı yükseltmeyi düşünüyorum. Hatta Beşiktaş karşısında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatmayı düşünüyorum. Mesela Taner Yalman olabilir abi. A takımı yükselt. Yalman'ın Nasir Nasser. MDO MO aslında orta sahaya gerek kalmayabilir. Nasser sayesinde. Ben Nasser'i de A takımı yükseltiyorum. Ömer Kara 15 yaşında. Volkan Çakmak. Sağ orta sahada. Bizim sağ orta sahada Diabete var. Fosu'nun Diabete. Onun yedi yok. Volkan'a alalım abi ya. Evet potansiyeli düşmüş olabilir. 70-78 70, 70, 70 konuşamadım bir türlü. 70-78 olabilir potansiyeli. Ama gelişimi iyi gidiyor. Ben A takımı yükselteceğim. Diğerleri de 15 yaşında. Volkan Öztürk biraz daha kalsın burada abi. 71-79. A takımı yükselttik. Beşiktaş karşısında bu oyuncuları denemek istiyorum. Son 16 turda. Bir bakalım. Evet. Taner Yalman nasıl nasıl ve A takımı da yükselttiğimiz için belki hızlı da gelişebilirler. Büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Ve Galatasaray maçına ilk önce Polipes ile de Flavio ile ilk 11'de olacağız. Eren tozu çıksın. İbrahim Ebaldi maalesef düşmüş. Polipes'e çıksın. Flavio oynasın. Sankare oynasın abi Traore'nin yerine. Evet. Böyle bir çıkalım. Galatasaray karşılaşmasını böyle çıkalım. Birinci bölümde ilk haftada sıkı takipçiler bilir. 3-3 berabere kalmıştık Galatasaray'la. Galatasaray 3 penaltı kullanmıştı Babel'le. İkisi 60'lardı. Bir tanesini kaçırmışlardı ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz. Ve maça geçelim şimdi. Görüntüye geldi. Evet, Nef Stadyum'dayız. Galatasaray kendi sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Evet. Sanırım Yanis ha yok Yanis Hacı değil. Hacı'yı büyük ihtimalle şey yapmışlar. Kale arkasında. Kimi yapmışlar acaba? Merak ettim. Evet. Kadrolu açıklanıyor mu? Fernando Muslera görüntüde. Saçabay görüntüde. Ve maça Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor. Başarılıyız. Giresunspor'a. Taylan. Çıkaldo. Evet Galatasaray taraftarları şimdiden beste söylemeye başladı. Rahim Babel. Büyük ihtimalle Hacı'yı yapmışlar. Kalenin arkasına. Taylan. Diarra araya girdi. Alex Perez. Flavio. Yanis Hacı dedim bir anda. Hacı'nın oğlu. Amadou Diarra. Kalecisine döndü Okan'a. Okan Koçuk. Sezon sonu o da Galatasaray'a dönecek. Okan. Arda Turan indirdi. Taylan Antalyalı. Taylan. Mustafa Muhammed'e. Muhammed. Okan çıkardı. Offside. Sanırsam yok. Korner. Düdük sesi duyunca offside zannettim. Arda Turan köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. Emre Kılınç oynadı. Emre. Bak. Diabate. Fosu yani Diabate. Çok iyi bindirdi Zeki Yavru. Zeki. Zeki baktı içeriye. İçeri doğru. Sankare'ye doğru. Direkten döndü. Balde ve gol. İbrahim Abalde. Galatasaray karşısında. 1-0 önde Giresunspor'da dakika 13. Biz büyük takımlara karşı oynamayı biliyoruz. Ama maalesef bizim altımızdaki takımlara karşı oynayamıyoruz dedersen Fenerbahçe hariç. Büyük takımlara derken Fenerbahçe karşı 4 tane gol yemiştik. Gol İbrahim Abalde. 1-0 önde Giresunspor. Galatasaray karşısında Nef Stadyum'da. İlk maçta, ilk haftada kendi sahamızda Giresun'da 3-3 berabere kalmıştık Galatasaray'la hatırlarsınız. Taylan, Mustafa Muhammed, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Balde, iyi dokundu topa Sankes. Flavio boş gördük, Flavio. Nalepba, Sankare, aşağı Sergio'ya doğru, Sergio. Sergio Muslera ile karşı karşıya. Sergio son anda savunma. Balde içeri doğru mu Davut? Ah be. Son anda savunma dokundu. İkinci gole çok yaklaşmıştık.
Son anda Nelson. Kritik müdahale Nelson'dan. Ah be, 2 atabilirdik. 2 gerçekten atabilirdik. Olmadı, dakikada 24 Fernando Muslera. Sacha Boy Another Boy. Taylan Antalyalı. Sacha Boy. Arda. Mustafa Muhammed. Chicago. Babel düşüncesi Zeki Yavru araya. Emre. Mustafa Muhammed önü bomboş. Muhammed. Muhammed. Chicago ya. Muhammed. 1-1. Ya vallahi var ya, bizim defans uyuyor ya. Mustafa Muhammed. Galatasaray beraberliği buluyor, gol Mustafa Muhammed abi. E bak, tamam benim hatam olabilir, kaleciyi açtım ama ya defans uyuyor ya bak. Bomboş abi ön adamların ya. 1-1. İkinci golü de kaçırdıktan sonra gerçekten Galatasaray üstünü aldı zaten. Flavio. Alexis Perez. Zeki Yavru. Perez. Flavio. İbrahim Abayda Sankare. Tek toplar. Çok iyi geldik. Sergio Boy karşısında. Sergio. Emre Kılınç. Aldı topu, verdi pasını. Diyarının önüne düştü. Balde. Flavio. Nalepa'yı döndü. Nalepa Muslera korner. İyi döndü Nalepa. Muslera'nın biraz üzerine gitti top maalesef. Nalepa iyi döndü. Muslera'yı çıkardı korner. Köşe vuruşunu kullanacağız Nalepa'yla. İlk haftada Nalepa'nın ortasında Balde kafayı vurmuştu ve gol olmuştu. Gene olur mu? Perez'e doğru Mustafa Muhammed karşıladı. Nalepa indirir misin? Ceza sahası dışına doğru. Flavio uzaktan şansın arkasına düştü. İbrahim'e Balde. Balde bıraktı. Diabate 2-1. Diabate. Posteri Diabate 2-1. Sas attı bilmiyorum, o attı bir şekilde. Diabate. Evet işte gol kararı sistemi Muslera içeride tuttu topu var. İşte gol Muslera. Hata yapıyor Muslera. 2-1 öndeyiz Galatasaray karşısında ve ilk yarıyı son Turan. Aman aşağı Emre Kılınç'a. Emre. Emre. Baktı içeriye. Emre Diyar'a karşısında. İyi bir orta son anda Zeki. Son anda Zeki Yavru. Beraberle önünde Zeki, Hüsamettin. Şimdi kontrol atana çıkabilir miyiz? Sergio, Flavio bindirdi. Offside yok. Aa, nasıl ya? Maalesef dakikalar 61 offside. Flavio. Arda yandan çok açtı. Mustafa Muhammed. Aşağı çıkaldı aya. Babel oynadı. Ryan Babel. Zeki alamadı. Babel. Topa iyi vurdu Ryan Babel. 2-2. Yine berabere mi kalacağız biz bu takımda ya? Vallahi yeter ya. Ya tamam, karşımızda evet lider var ama. Ya Galatasaray karşısında. Onlar öne geçince biz yakalıyoruz. Biz öne geçince onlar bizi yakalıyor. Sankare. Sergio. Ah. Amici Traore ile Sankare ile olacak iş değil abi. Aha. 3-2. Gol çıkardı daha. 3-2. Galatasaray öne geçiyor. Giresun Spor karşısında Nef stadyumda. İzlemeye bile gerek yok. Abi ya defans vallahi berbat ya. Bize stoper şart, sol bek şart. Amici Traore, Nalepa. Yara. Perez. Diabate kaptırdık topu. Chicaldao. Alderweireld. Mustafa Muhammed. Ryan Babel. Zeki alamadı. Chicaldao. Aradan Mustafa Muhammed'e. Avut. Muhammed. Mustafa Muhammed. Perez geldi karşısında. Taylan'a doğru. Taylan Antalyalı. Emre'yi çok iyi gönderdi. Emre Kılınç. Pardon. Kerem Aktürkoğlu'ymuş. Kerem. Yarra karşıda Hüsamettin şimdi. Amici Traore. Böyle pesi. Çocuklar. Zeki. Abicim iyi attın şu topları ya. Flüpesi. Kaptırdık. Çıkaldı o. Mbaye Cagne. Taylan Antalyalı. Ryan Babel. Babel. İyi bir orta. Cagne Saray. Kerem Aktürkoğlu.
Arda geldi yanına, Arda Turan. Arda. Diabate karşıladı, Fosyan Diabate. Şimdi Nalepba derken ve maalesef 3-2 kaybediyoruz Galatasaray karşısında. Ya iyi oynadık, ilk yarı çok iyiydik de. Maalesef ya. Maç sonu röportajına gidelim. Şimdi Drak Türkiye Kupası sonuna tutur var. Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Umarım kazanırız. Bir bütçe gelir en azından. Bence ya eğlenirsek çeyrek finalde eğlenelim. Şu son 16 turu geçmek istiyorum abi ya. Zor bir maç olduğunu kabul edebiliriz. Bugünkü yanlışlarımız nelerdi? Söylemesi zor. İyi hazırlandık ve oyuna pozitif başladık. Ancak 2 gol geriye düştüğünüzde işiniz ciddi şekilde zorlanır. Nereye 2 gol düştük lan? Gazete Giresunspor için işler daha da kötüye gitti. Önce beraberliği, şimdi de yenilgi. Bu sonucu hesaba katmış mıydınız? Tabii ki kazanmak istedik, ancak bu yenilgiden ders çıkarmamız da önemli. Bize stoper şart. Her zaman diyeceğim, bize stoper şart. Şu oyunculara teklif gelmediği sürece biz transfer mirasları yapamayız. Bugünkü maç moralimi fazla bozmadı. Oyuncularım iyi oynadılar, maçı çevirebilirdik ama gönlümüzü değildik. Ya lidere karşı oynadık. Normal abi kaybetmemiz. Lidere karşı oynadık. Yani Hatay gibi 17. sıradaki takıma kaybetmedik ya. Taner Yağmur. Ya Hatay'ı da şey yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Hatay Spor da gerçekte iyi. Umarım Avrupa'ya giderler bu sene de. Hani ama 17. sıradaki Hatay. Nasıl nasıl? Evet, ben bir Beşiktaş kadrosunu ayarlayayım hemen. Balde'nin yerine Eren Tozlu. Hamit Utrore. Flavio'nun Flavio nerede abi pelopesi? Çakmak gel abi. Nasıl Neser gel abi. Hatta pelopesin yerine sen oyna. Taner Yalman. Hatta Taner de kimle o oynuyordu? Dur. Kim mi o oynuyor diyor. Neyse. Tamam. Bir dakika, şu Nasir Nasir'e de hemen MO özelliğini şey yapalım. Gelişimdi abi. Nerede abi Nasir Nasir? Kim oynuyordu MO? Bu adam MO'da oynuyormuş zaten. Tamam. Umarım teklif gelir ya. Nasıl yapacağız ya? Vallahi hiç transfer bütçemiz de yok. 1 milyon euro bile yok ya. Nasıl yaparız? Hiç bilmiyorum ya. Hiç tahminim yok. Bize oyuncu da gelmiyor. Sergin'le oynasın. Hüsamettin oynasın. Zeki'nin yerine nerede abi? Blazer gel. Tamam. Dur. Okan'ın yerinde Onurcan Piri. Evet. Morali de üzülmesin bu adamın. Düşmesin morali. Başka kadroya alacağımız kişiler yok. Ve Beşiktaş maçına geçelim. Kupasında son 16 turda Giresunspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Evet. 3 tane oyuncumuz altyapıdan A takımı yükselttik. Nasir Nasar bunlardan biri. Nasir Nasar, Taner Yalman ve Çakmak. İsmini bilmiyorum. Murat Çakmak herhalde. Ve maça bizim vuruşumuzla başladı. Blazer, Alexis Perez, başarı dileriz Giresunspor'a. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turdayız ya. Sarı kart hocaya dakika 1 gol 1 ya. Recep Uysal, Beşiktaş'ın kaptanı, hırçın çocuğu. Recep, Nasir Nasar. Topa ilk defa dokunuyor Alexis Perez. Nalepba, bakalım altyapıdan çıkardığımız oyuncular neler yapacak. Taner Yalman, Nalepba'ya doğru. Nalepba uzaktan, Utku çıkardı korner. Gelişine mükemmel vurdu Nalepba Utku. İyi uzandı Nalepba. Köşe vuruşunu kullanacağız. Bu altyapıdan çıkardığımız oyuncuları ara ara deneyeceğim derken bir de karşıladı. Taner indirdi. Serginho. Aradan Atakan'ın araya girdi. Kenan Karaman şimdi. Kenan. Diyara gel karşısına. Ensakala. Hasic. Necip. Aşağı oynadı Kenan'a. Kenan Karaman. Sakala düşünüyorsun ama o da Diyar'a karşıladı. Onurcan Piri. Liri doğru gönderdi. Nasir indirdi. Nalepba. Nasir.
Nasıl Nasser verdi pasını aşağıya doğru Hüsamettin. Hüsamettin'den Serginho'ya. Serginho girdi ceza sahasının içine. Serginho, Serginho tutku. Taner Aşlar'ın topu. Taner Yaman çok iyi verdi pasını. Nasir Nasser arkaya doğru, Nalepba'ya doğru en sakala karşıladı. Lens, Kenan Karaman. Kenan. Hüseyin geldi karşısına. En sakala iyi karşıladı. Alexis Perez. Hoca faul. Sarısı var. Necip. İkinci sarıdan kırmızı kart. Necip Uysal. İkinci sarıdan kırmızı kart Necip'e. Beşiktaş 10 kişi Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turda. Necip. Sarısı vardı. Perez'in ayağını vurdu. Necip Uysal. İkinci sarıdan kırmızı karttan atıldı. Diarra. Taner. Alexis Perez. Beşiktaş 10 kişi. Nalepba. Lens araya girdi. Batshuayi, Michy Batshuayi, Hasic, Joramin Lens, aradan Kenan'a doğru, Kenan Karaman, Onurcan müthiş çıkardı, açısını da attı Kenan'ın, Kenan'a doğru, Kenan, iyi pas gelmedi Kenan'dan, Nalepba, Hüseyin Blazer, Alexis Perez, Nalepba, Eren'e doğru, Eren Tozlu, iyi verdi Volkan'a doğru ama Hasic karşıladı. Vida. Domagoj Vida. Mehmet Topal. Hasic. İyi çıktı Beşiktaş. Batshuayi Hasic. Hüsamettin. Sen görev al. Alexis Perez. Savunma karşıladı Joramin Lens. Taner iyi ayak koydu. İbrahim Abel'di şimdi. Volkan Çakmak. Volkan. Verdi pasını da. Nalepba uzaktan. Taner'in önüne düştü. Taner vurdu. Utku çıkardı. Taner Yalman. İlk maçında ilk golüne çok yaklaştı Taner. Utku'nun üzerine vurmuş biraz. Sankar oyuna girsin. Taner Yalman çıkıyor, Sankar oyuna giriyor. Nalepba. Çok da fazla oyuncuları iş yapmaya gerek yok ya. 90 dakika tutacağım dedim ama. Pardon, Taner çıkmamış. Nasar çıkmış herhalde. Taner. Hüsamettin. Diarra. Sankare. Ah. Baldi atacaktım da. Offside olduğunu gördüm. Pjanic. Emre Balde. Serginho bomboş. Serginho. Serginho. Takmış kim? Serginho. Serginho. Dakika 85 Serginho. Giresun Spor Türk. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 10 turda. Beşiktaş karşısında 1-0 önde gol Serginho. Dakikalar 85. Serginho. Vücudunu iyi kullandı. Bir golün de atıyor Serginho. Volkan Çakmak çıkıyor. Hüseyin Bağ oyuna giriyor şimdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş karşısında 1-0 öndeyiz. Pjanic. Atakan. Batshuayi. Douglas. Pjanic. Miralem Pjanic. Şut Atakan Avut. Ve maç bitiyor. Giresunspor 1, Beşiktaş 0. 10 kişi kalmıştı Beşiktaş'ta. Edip Uysal'ın ikinci sıradan kırmızı kart gördüğü. Gördükten sonra Beşiktaş dağıldı biraz. Ve Serginho'nun golüyle 1-0 önde, hatta 1-0 kazandık ve önde bitirdik diyecektim az kalsın. Maç sonu röportajına gidelim. %55'te topa sahip olma en çok izlemiş %45. Beşiktaş'ın ve maç sonu röportajı. Şimdi Kasımpaşa ile maçımız var. Şimdi onunla da maç yapacağız. Şu ana kadar da ne oyuncu gönderdik ne transfer yapabildik. Evet, yeterli olacak mı? Bunu söylemek için çok erken. Bu galibiyetin yeterli olup olmadığını şu anda bilemeyiz. Bunu şu anda konuşmanın pek anlamı yok. Okan Çakmak bugün sizden ilk maçına çıkma şansını kaptı. Kendisi altyapıdan yükselen ve çok şey beklenen genç bir oyuncu. Bu durum kulüpteki diğer gelecek vadeden gençleri deneme konusunda size özgüven verecek mi? Ben gençlere bayağı bir şans vermek istiyorum. Gençleri sadece laf olsun diye oynatmanın bir anlamı yok. Altyapıyla ilgili güzel çalışmalar yapıyoruz. Gelişim sürecindeki oyuncularımızı tanıyorum ve bir oyuncunun az takıma hazır olup olmadığını her zaman ben karar vereceğim. Sırf taraftarları ve başkanını memnun etmek için oyuncuları sahaya süremem. Evet.
Taner Yalman, evet o da aynı soru. Kulübümüzde yetişen ve ümit vadeden genç oyuncuların sayısını herkesten iyi biliyorum. Onlara A takımın bir parçası olma şansı tanıyıp fırsat veriyorum. Önümüzdeki aylarda birkaç oyuncuya daha şans verebilirim. Aynen öyle. Evet. Daha Volkan Çakmak var. Kalecimiz. Kasımpaşa maçı da geldi bu arada. 2 gün arayla. Heh. Sonunda ya. Hayrullah Blazer. Hüseyin Blazer deyip duruyorum ben bu adama ya. Evet. Sonunda teklif geldi. 870 bin euro. Nereye kadar? Ben abi teklifi kabul edeceğim. Zaten 800 bin euro değeri var. Serbest kalınabilir de 1600 ama. Ya ben kabul edeceğim ya. Aslında pazarlık yapabilirdik ama neyse. Evet, Kasımpaşa maçı da geldi. 900 yani 950 bin ama ben şimdi 1 milyon euro istesem gideceklerdi yani. Şimdi ayağımızın altına gelmiş zaten teklif. Evet, Kasımpaşa maça geldi. Şu ana kadar ne transfer yapabildik bu bölüm ne de oyuncu gönderebildik. Bir kalecimiz hariç. Trabzonspor maçı da var bundan sonra. Herhalde değil mi? Evet. 3 gün arayla Trabzonspor maçı var. Ardından 2 gün sonra Alanya 3 gün arayla Beşiktaş maçı. Ocak ayı bayağı bir yoğun. Kasımpaşa maçına geçelim. Belki Trabzonspor maçında oynayabilirim. Haydi bakalım. Kendi sahamızda Giresun'da bir karlı bir hava var ve karlı bir havada kendi sahamızda Kasımpaşa'yı konuk ediyoruz. Evet, Kasımpaşa'da küme düşmemek için savaşacak. Biz de Avrupa için savaşıyoruz. Maalesef önceki maçta Galatasaray kaybettik ve ondan önce de Hatay'a kaybettik. Ve maça bizim vuruşumuzla başlıyor. Başarı dileriz. GZT Giresunspor'a kendi sahamızdayız. Alexis Perez, Hüseyin Hayrullah Blazer. Bazı oyuncuları değiştirdim. Piçinçol bugün ilk 11'de, Hüsamettin yerine. Altyapıdaki oyuncularımız Nasir Nasser ve Taner Yanman bugün ilk 11'de. Ama Nasser'den büyük hata. Umut Bozok. Bozok. Bozok aşırtma Umut. Direkten vut Umut Bozok. Nasir Nasser'den büyük bir hata. Umut Bozok değerlendirmiyor bu hatayı. Volkan Çakmak'ın yerinde de Fosun'a Diabate bugün ilk 11'de. Diabate bu arada offside Nalepa. Evet, bazı oyuncuları da değiştirdim Beşiktaş maçından kadroyla. Ayradinovic, Travnik. En az gol atan takımmış Kasımpaşa. 20 başta 20 gol atmışlar. Ayradinovic. Halis Ayradinovic. Avut. Nasser. Aman Nasser ya. İkidir hata yapıyorsun. Umut Bozok. Ayradinovic. Alexis Perez karşısında. Gol yedik. Ey Zerik. Ya yeter. Vallahi yeter ya. Vallahi yeter. Bıktım artık gol yemekten ya. Ya Nasser'cim ya. İkidir hata yapıyorsun da sana bir şey diyemiyorum da. Topu kontrol etmekte zorlanıyor ya. Nasser. Sergio, şimdi bizim iki gol bulmamız lazım ya. Taner Yalman. Hayrullah Blazer. Nalepa ya biz bu gidişte vallahi konfor. Ezerik taçı taşını kullanacak Kasımpaşa. Sadiku. Perez karşıda. Sadiku'nun önünde kaldı yine. Verdi pasını Ayradinovic. Sırtı dönük kendine de şansına Uğut. Okan. Yok ya biz sanırım transfer yapamayacağız ya. Hayrullah. Diabate. Çok iyi çıktık Nalepa. 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 İyi bir orta abicim. Ya Balde'ye aç ya. Vallahi yeter. Oyun ya. Ya Balde'ye şey yap ya. Balde'ye yan ya. Serbest vuruş kullanacağız. Nalepa. Nalepa. İçeri doğru bir orta. Breçka karşıladı. Tramnik. Mamadou Diarra. Ayrullah bile. Halde. Avantaj bittikten sonra buna sarı kart vermelisin. Fosuane Diabate. Diabate Balde'ye. Balde. Bir mi? İbrahim Abalde. Beraberliğin Kasımpaşa karşısında. Gol İbrahim Abalde. Bir mi? İşte bu çocuklar işte böyle çıkacağız ya. İşte böyle çıkacağız ya. Haydi. İbrahim Abalde. Sporcu çocuklar etkili bu çocuklar diyor.
Kursağımda kaldı ya sevincim. Vallahi sevincim kursağımda kaldı ya. Umarım çok büyük sakatlık yoktur ya. Şuna sarı kart vermezsin. Adilsin ya. Adilsin hakem ya. Ciğer ya. Kasımpaşa'nın vuruşuyla başlıyor. Başa deliriz Giresunspor'a. Hayradinovic. Travnik. Vallahi besim kursağımda kaldı ya. Sevincim kursağımda kaldı. Vallahi billahi ya. Ya Taner niye sakatlanır ya? Daha abicim bu ikinci maçıydı ya. Hayradinovic ayından çok açtı. Nasser iyi sıyrıldı. Ama pası kötü tırpan. Engin şimdi. Pichincio karşısında. Engin. Travnik oynadı. Travnik'ten Hayradinovic. Hayradinovic'ten Umut Boza. Diğer güzel girdiler ya. Flavio. Dışı vuruşunu kullanacak Kasımpaşa Yusuf Erdoğan. Yusuf paslaşarak kullandı. Travnik. Ceza sahasının dışına Engin. Hayradinovic. Okan. Çok kritik bir kurtarış Okan Koçuk'tan. Flavio şimdi. Nalepa. Nalepa. Diabate. Balde. Lan oğlum iki. Lan neyse. Ya oğlum iyice karıştı orta. Neyse Nasser. 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 2000. Nasser. Nasser. Müthiş bir aşırtma Nasser'den 2000. İlk golü yani Kasımpaşa'nın golünde. Nasser'in hatasından yemiştik. Ama Nasser hatasına telafi ediyor genç yıldız. Nasser, Nasser de 16 yaşında bu çocuk. Nasser müthiş aşırttı gerçekten. Ertuğrul'u ne gördü Nasser, Nasser. Ve çok da güzel aşırttı Breşka. Hiçbir şey yapamıyor işte Fücimen. Çok mutlu. İki bir önde istiyorsun başa karşısında. Haykırlar çıktı, zeki yavru oyuna girdi. Adamsın be Nasser. Orta saha almaya gerek yok abi. Nasser var, Taner Yalman var. Bu genç oyuncularla çıkacağız biz. İlk maçın ilk gol. Sportoso Süper Lig'de Nasser Nasser. Sadiko. Abi ne güzel Sankara'ya gitsin. Hamidi Traore gitsin. Ama onların yerine güzelce bir genç yıldızlar geliyor ya. Nasser Nasser, Taner Yalman. Helal be çocuğum be. Alnından öpüyorum çocuğum be. Alexis Perez, alnını öpüyorum çocuğum dediğim benim de aynı yaşıtta. Diarra. Mamudu Diarra. Nasser Nasser. Flavio. Ah neyse vursaydım keşke. Flavio. Flavio Ertuğrul çıkardı. Keşke vursaydım Nasser. Bir asist, bir gol at. Flavio. Diarra. Pichincio. Pichincio. Serginho oynadı. Serginho. Sankare. Güzel sıyrıldı. Sankare. Ve... maçı 2-1 kazanmayı biliyoruz. Giresunspor 2, Kasımpaşa 1. Evet. Burada Umut Bozok, aşırtma denemişti. Direkten orta çıkmıştı Allah'tan. Ve 2-1 kazanmayı biliyoruz. Sonunda galibiyet ya, sonunda galibiyet. Şimdi Trabzonspor maçı var. Umarım Trabzonspor'u yeneriz. İkinci bölümde Trabzonspor'a karşı kaybetmiştik maalesef. Biz Kasımpaşa'ya karşı da berabere kalmıştık. Sanırsam hatırladığım kadarıyla ikinci bölümde. Evet. Finlandiya milli takımı teklifi reddet abi. Norveç. Norveç. Erling Haaland. Charlotte. Bunu size soracağım ya. Bunu size soracağım abi. Norveç milli takımına... gidelim mi? Şu an bekletiyorum abi. Tamam mı? Şu an bekletiyorum. Hüseyin Bağ. Caner Hüseyin Bağ. Evet. 600 bin euro değeri var. Ben görüşme yapacağım abi. 900 deneyelim değil mi? Umarım gitmez. Evet. 610 bin denemişti. Yeni transfer ücreti 900 bir deneyeceğim abi. Tamam. 900'ü kabul etmedi abi. 800'ü deneyeceğim. Hadi dur. Yani 810 olmasın. 800. Norveç milli takımına katılalım mı? Yani teknik direktörlüğünü yapalım mı yoksa reddedelim mi? Abi siz de hiçbir şey kabul etmiyorsunuz ha. 7,5. Hadi daha teklif yap. Elimizden gidecek bak ya. Hadi be.
Kabul etmedi maalesef. İşte az önce de bunu şey yapsaydım diğer oyuncuya direkt kabul ettim ya. 2 ay. Taner Yalman 2 ay sahalardan uzak maalesef. Yapsaydım direkt belki kabul etmezlerdi. Oyuncu sohbeti. Merhaba hocam. Herkesin beni oynattığınız mevki hakkında konuştuğunu biliyorum. Başarıya ulaşmamız için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu söylemek istedim. Planınız buysa sol bek mevkisini oynamaktan memnunum. Daha da iyi olabilirsin. Tavırların ve performansının açısından olumlu bir görüntü çiziyorsun. Bence kendini biraz daha zorlayabilirsin. Daha istikrarlı ol. O mevkide büyük bir geleceğin olabilir. Evet, Trabzonspor maçını da yapmayı düşünüyorum. Evet, ilk defa yapıyorum bunu abi. Bir bölümde 4 maç. Genç oyuncu nasıl nasıl golü attı? Nasıl olacak? Nasıl? Bu her oyuncu için özel bir an olsa da altyapıdan yetişen Nasri Nesser gibi oyuncular için biraz daha önemli. Kısa bir süre önce altyapıdan yükselen oyuncu bugünkü maçın kahramanıydı. Baştan aşağı bu arada söyleyeyim hemen. Nasri Nesser ilk 10 dakikada 2 hata yaptı ya, o iki hatadan sonra gerçekten mükemmel oynadı. Nerede kalmıştık? Mükemmel bir performans sergiledi ve kulübü adına performans profesyonel kariyerindeki golünü attı. Nasri Nesser maçtan sonra mutlu görünüyordu. Umarım bu benim için sadece... Evet. Ofiste bir mesaj var, hemen ona bir bakalım. İspanya bölgesinde bulmuş. Şimdi o zaman İngiltere'den baksın ya, değil mi? İngiltere'den önce bulsun. Güzel. Şu ana kadar daha ne transfer ne hala bir şey yapamadık ya. Hala şu an transfer bütçemiz 587 bin euro. Bir şeye bakacağım bir dakika. Bizim şu an stoper yok değil mi burada? Maalesef. Sol bek de yok, stoper de yok. Vallahi var ya. Transfer döneminde hiçbir şey yapmadan gideceğiz ya. Trabzonspor da maçı da yaklaştı. Alanyaspor maçı da geldi. Evet. Hüseyin Ayrullah Blazer satılmış. Güzel. 575 bin euro transfer bütçemize eklendi. Tamam. Bir dakika şimdi. Ofis. 1 milyon euro var. Toplamda 1 milyon 235 bin euro oluyor. Biz şansımızı deneyelim mi diye. Şansımı bir deneyelim ya. Hangisi? Escurea'da şu an olmaz büyük ihtimalle. Lebedenko. Olur diye tahmin ediyorum. İkisi de 23 yaşında ve ikisini almayı düşünüyorum. Şu an Lebedenko'ya belki 2200. Bir satın alma teklifi götür. Aa. O oyuncunun serbest kalma bütçemizi aşıyor. O zaman bir kiralama teklifi olmuyor. Escurida. Escurida diye deneyeceğim. Oyuncu değişim transferiyle yapacağım bakalım. Bir şekilde yapmaya çalışacağız. Oyuncu değişimi diyeceğim abi. Beklerden Hüsamettin'e verelim mi ya Hüsamettin'e? Ya da bir satacağımız oyunculardan orta saha ama ki Traore'yi deneyeceğim abi. Traore üzerine 1 milyon 700 diyor değil mi? Ben abi bir 600 bin de üzerine katmak istiyorum. Aa, oyuncu takası yok diyor. Karşı teklif. Satış payını kaldır o zaman. Orta sahalardan Melep olmaz Sankare'yi deneyeceğim. Tamam 1 milyon euro diyeceğim abi. Ya da dur. 1 milyon euro değil de 900 bin euro. 900 bin euro deneyeceğim. Umarım ya teklifi kabul ederler ya. Umarım ya. Oho, bunlar da var ya. Bekler. Hüsamettin'i deneyim. Dur, zeki değil. Zeki değil. Hayır. Hüsamettin tut deneyelim. 1 milyon euro deneyeceğim. Ya olmazsa var ya vallahi üzülürüm ya. Aramızda 5. sıradakiyle. 5. sırada Başakşehir var. Çok da fark yok aslında. 33 puanlılar. Yani bizim bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor.
Bir dakika. Dur ya. Ve Trabzonspor maçına çıkalım. Basın toplantısını ilk önce Trabzon maçı, Trabzonspor Giresunspor maçı öncesi basın toplantısı. Evet, sorular gelsin bakalım. Mevcut form durumunuz ligin alt sıralarından uzak durabileceğinizi gösteriyor. Momentumunuzu kurabilecek kadro değerine sahip misiniz? Kendimize net bir hedef belirledik ve yakaladığımız momentum kesin yok. Pozitif yaklaşımımız bunu mümkün kıldı. Trabzonspor bir önceki maçta takımınızı rahatça yenmişti. Onları yenme şansınız var mı? Oyuncularımın bu maçı kazanacağına eminim. Başka yolu yok. Bir önceki maçı zar zor kazanmanız Trabzonspor maçındaki stratejinizi etkileyecek mi? Bir farklı galibiyetten gerekli dersleri çıkarmamız ve daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Hem oyuncular hem de taraftarlar açısından Trabzonspor maçı çok önemli. Evet. Hemen kadroyu ayarlayalım. Nasıl? Bu maç gene oynatacağım abi Nasıl? Ben çok beğendim Nasıl'ı. Taner'i çıkaralım. Flavio oynasın abi. Taner'in yerine Diabate. Mala mı? Mala değil abi, bir dakika. Hamidi Traore. Diabate oynasın abi. Hüsamettin oynasın. Sergio. Eren Toz oynuyor. İbrahim Abalde. Evet. Ve böyle çıkalım kadro. Baraka Mşik. Hüsamettin araya girdi. Zeki Yavru. Flavio. Nasser. Verdi pasını Balde'ye. Faul. Sarı kart. Anastios Paquetas mı? Evet. Paquetas. Faul yapan kişi Flavio. Perez. Zeki'yi çok iyi gördü. Zeki Yavru. Topa yetişti. Zeki verdi de pasını. Nasser ceza sahasının dışına. Pasörle Diabate. Diabate Uğurcan çıkardı. İyi şut Diabate'den. Uğurcan müthiş uzandı. Vitor Hugo. Bununla Perez. Taz. Nwakame. Topuk pası. Bununla Perez. Nalepa iyi girdi araya. Nalepa. Flavio. İbrahim Abalde. Valde, Nalepa'ya doğru. Nalepa bıraktı. Nasser ve gol. Nasser bu ne biçim bir çocuk be. Sen ne güzel bir çocuksun be Nasser. Abisini içiyor Nasser. Birisi bunun da Giresunspor. Mısırlı genç yıldız. Giresunspor'un genç yıldızı Nasser. Kahvesini yudumladı. Müthiş. Bu çocuk müthiş. Nasser aradan değil kaçtı, kendini iyi gösterdi. 1-0 öndeyiz. İkinci maçında da sportsuz süper bir ikinci oynatıyor Nasser. Bakasetas. Vay arkadaş be. Abdülkadir'e doğru Abdülkadir Ömür. Topu iyi kontrol etti Abdülkadir. Hüsamettin karşısında Abdülkadir Ömür. Abdülkadir. Dorukan aman Canini. Bakalım bir abi. Büyük takımlara karşı gol attık mı? Hemen golü yiyeceğiz. Hemen golü yiyeceğiz. Yemezsek ayıp ederiz. Yemezsek ayıp ederiz abi. Hemen 5 dakika sonra golü yiyeceğiz. Golü attık mı hemen yiyeceğiz abi golü. Yoksa ayıp etmiş oluruz. Mbakame. Defans zaten. Allah'a emanet. Nasar. Amadou Diarra. Keşke Taner Yalman da sakatlanmayaydı, iyiydi. Aleppa. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan kalma herhalde. Ama helal olsun. Aferin be Onurcan. Bakasetas. 2-1. Ya vallahi ben bir şey demiyorum. Abi laf yani. Defansa bak. Yara alamadı Abdülkadir Ömür. Canini ha. Hiçbir Marek Kamşik. Canini. Çok iyi gördü Envakame. Antonio Envakame. Envakame. Aradan Perez çarptı top. Bak Kesete stoptur. Perez ne yapıyorsunuz ya? Vallahi. Ya aldığınız paranın hakkını verin ya.
Canini. Canini. Diyarı geldi karşısında. Canini. Canini diyarıyı geçti. Canini. Helal Perez. Ve golü yedik. Onur Canini çıkardı. Helal olsun Can. Dakikalar 59. 4-1 önde Trabzonspor. Bakasetas. Moral bozmaya gerek yok. Trabzon'a karşı oynuyoruz. İkinciye karşı oynuyoruz. Jervinho. Aferin, aferin, aferin çocuklar. Katıl ya. Vallahi moral moral falan bırak, artık sisteme geçtim ya. 5-1 gerideyiz. Bitiyor. Bitsin abi, Galatasaray 3-0 yenmiş, bitsin. Trabzon'a 5-1 boyun eğiyoruz maalesef ya. Vallahi artık o kadar var ya. Abi Diabate'ye top gelmeden önce üçgene basıyorum. Topuk pası versin ya. Adam topu alıyor önüne, sonradan böyle pası. Ya abi hiçbir şey demiyorum ya. Giresunspor bu yıl Trabzonspor karşısında ikinci kez mağlup. Alanya spor maçı da geldi. Vallahi hiç moral moral. Ya moral falan kalmadı ya. Vallahi billahi ya. Ne transfer edebildik, ne bir şey yapabildik. Vallahi yazıklar olsun ya. Ya bu oyunculara da yazıklar olsun ya. Hüsamettin, vallahi sen gitsen bu takım hak etmiyorsun Hüsamettin. Git oyna. Hak etmiyorsun sen Hüsamettin ya. Vallahi yeter ya.